you mm hmm sevgiler fantastik severler. Ben fantastik sever Bey. Efes Sinema Kulübü'ne hoş geldiniz. Efes Sinema Kulübü henüz anlamadıysanız açıklamayı okumadıysanız fantastik severlerin kısaltılması FS'nin İngilizce telaffuzu olan FS olmak üzere meydana gelmiş bir kulüp. Aynı zamanda mazide kalmış Parlament Sinema Kulübü'ne ve Mert Günhan'ın yaptığı YouTube içeriği Parlament Sinema Kulübü'ne bir selam gönderme çabası. Hoş geldiniz Efes Sinema Kulübü'ne. Burada böyle şık giyinip kahve içiyoruz. Bugün Mad Max hakkında konuşacağız. Siyah giyinmenin anlamı da biraz o. Mad Max serisi, post-apokaliptik görselliği başlatan seri, nasıl yani, yaratan seri. Şöyle ki bu bildiğimiz çölleşmiş gezegen, kurumuş, kuraklaşmış topraklar, ekinler, yağmacılar her yerde ve Saçma sapan kıyafetler giyiyorlar, deri olmak üzere. Sağda solda çılgın siyah mat arabalarla geziyorlar ve insanlar genellikle şatkan kullanıyor. Gibi bir evren yapısı vardır ya oyunlardan biliyorsanız Fallout, filmlerden biliyorsanız belki Postman vesaire gibi. Son zamanlarda bir film daha çıktı bu tarzda. Apokalipti'ye. Hatta hani bunun bir özel spesifik adı da vardı. Sandpunk mı? Yanılmıyorsam Sandpunk. Postapokaliptin bir alt evre, evreni, evren türü gibi. Neyse bunu yaratan seri Mad Max ilk ki ilk filmi değildir. Önce bu seri hakkında biraz bilgi verip birkaç küçük bilgi verip 2-3 dakika daha sonradan spoilerlı olarak 4 filmde irdelemeye başlayacağım. Benim tavsiyem videoyu 2-3 dakika sonra durdurun. Gidin seriyi izleyin. Ondan sonra gelin videonun devamını izleyin. Uzunca bir video olacak. Epey bir Üzerine konuşacağım tüm filmlerin, dört film üzerine. Dolayısıyla 20 dakikada sürebilir, yarım saatte, 40 dakikada, belki 1 saatte. Bakacağız. Mad Max ilk filmi 1979'da çıkmış bir düşük bütçeli Avusturyalı yapım. Avusturyalıların da iyi filmler yapabildiğini dünyaya göstermiş bir yapım. O vakte kadar inanılmıyormuş. Aynı zamanda bulunduğu 20 yılın içinde en çok hasılat elde etmiş, en çok gelir kazanmış film. Nasıl yani? Şu an Avengers Endgame bizim. ...zamani dünyamızda neyse... ...o dönemin Avengers Endgame'i. Çok düşük bütçeyle yapılmasına rağmen hatta... ...filmde yönetmen kendi arabasını... ...parçalattırıyor bir noktada... ...bir sahne çekebilmek için. Çok düşük bütçeyle yapılmasına rağmen... ...oyunculara 1-2 bira 1 vererek... ...ya da 1-2 dolar vererek oynatmışlar. Dünyanın en çok gelir elde eden filmi oluyor bir anda. Mel Gibson ünlü oluyor. Avusturyalılardan da film çıkabildiği görülüyor. Daha sonradan da ikinci filmin yolunu açıyor. İlk filmle ilgili... Şu andan itibaren spoiler'lı konuşacağım. Gidin izleyin istiyorsanız. İlk filmle ilgili akla gelen ilk soru çok işte şu. Ya bu post apokaliptik değil miydi bu seri? Bu film hiç öyle gözükmüyor. Yani bu film 3. Dünya Savaşı'ndan önce mi geçiyor sonra mı? İnternette araştırdım önce diye anlatıyorlar. Daha önceden ben seriyi ilk defa izlediğimde ben de önce diye düşünmüştüm. Lakin bu sefer izleyişimde fark ettim ki ikinci filmin başında geçen bu küçük kesit belgeselde diyor ki 3. Dünya Savaşı yaşandı. 3. Dünya Savaşı ile hiçbir şey yerle bir oldu diye bir şey denmiyor. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra insanların hükümetlere ve liderlere güveni azaldı. Liderlerin boş konuştuklarının farkına vardılar ve toplum, hükümet yapısı dağıldı. İnsanlar yağmalamaya başladı çünkü yağmalayarak daha keyifli ve daha kolay yaşayabildiklerini fark ettiler. Kanunlara, kurallara uymaktansa. Yani dünya bir kaosun içine doğru sürüklendi. Bu kaosun içine doğru sürüklenirken insanlarla yani kanuna, kurala uyan insanlarla bu kaosun arasında duran tek şey ordu vesaire dağıldığı için polis teşkilatıydı. Bu polis teşkilatı da özel bir polis teşkilatı. Nasıl deri kıyafetler giyiyorlar? Bir otoyol, araç kovalamaca polis teşkilatı. Hatta şeyden de anlayabilirsiniz bunu. İlk filmin açılış sahnesinde 3 tane araç Night Rider adlı polis aracı çalmış şüpheliği kovalıyor. Bu araçların hepsi pursuit yani kovalamacı araçları. Daha sonradan bu 3 tane kovalamacı aracı işlerini başarılı bir şekilde yere, yerine getiremeyince 4. aracı yani interceptor müdahale aracını çağırıyorlar. Çok da güzel bir böyle dallandırma, branşlandırma olmuş. Ne deniyor ona? Mevki. Hani polis teşkilatı içinde bak siz kovalamacı aracısınız bu müdahale aracı. Siz kovalarsınız durmuyorsa eğer bu müdahale eder olaya gibi bir böyle basit şey yapmışlar. Bir yandan bu dünyada iki tane V8 motorlu, V8'lere tapınma <laughs> işaretiyle, V8 motorlu turbo charge, e, super charge mı deniyor filmde galiba, turbo motorlu araç kalıyor. Bu araçtan iki tane var ve ikisi de polis teşkilatının dolayısıyla otoyolun güvenliğini, otoyolların güvenliğini bu araçlar sağlıyor. Daha sonradan öğreniyoruz ki bu Night Rider bir tanesini çalmış ve zaten daha ilk sahnede patlıyor. Dolayısıyla bu V8 motorlardan bir tane kalıyor. The Last of the V8s diye bir küçük bir cümlelik efsane vardır. Şey evreninde. Mad Max evreninde. Yani V8 motorların sonuncusu gibi. Ama ben zannetmiyorum ki V8 motorların sonuncusu olsun. V8 turbo motorların sonuncusu gibi bir olay muhtemelen. V8 müdahale araçlarının sonuncusu gibi. Yani otoyolun en hızlı aracı bir tane kalıyor. Ve bunu Max'e vermeye çalışarak Max'i ikna etmeye çalışıyorlar. Polis teşkilatında kalsın diye. Çünkü Max de istemiyor. O kadar vahşet gördükten sonra. Şu anda itibaren filmi özetlemeyi biraz bırakacağım. Daha çok kendi beğendiğim noktalardan bahsedeceğim. Bir tanesi şu. Max'in sürekli olarak polis teşkilatından çıkma isteği ve çıkmak isterken onu V8 motorlu işte diyarın en hızlı aracıyla teşvik etmeleri çıkmaması için. Bir yandan da Max'in kalamam patron. Çünkü kalırsam ben de onlardan birine döneceğim. Ben de artık bu arabayla böyle hız yapmaktan zevk alıyorum demesi. Yani sadece bir şey değil. ne nedir ona? Kovalamaca bir iyi kötü meselesi değil. Bir adrenalin tutkusu da var ortada işin içinde. Bir hız tutkusu, bir adrenalin tutkusu da var. Dolayısıyla bu bir yerden sonra polise de sıçrıyor. Gibi. Max çok küçük bir cümleyi onu da anlatıyor. O da benim fazla hoşuma gitti ilk filmde. İlk filmin en sevdiğim noktası sonudur. Son final sahnesidir bu. Ee, Johnny the Boy'u benzin sızdıran arabaya bağlama sahnesi. Orası çünkü benim acayip hoşuma gitmişti. Daha sonradan zaten açık bırakılıyor. Johnny the Boy öldüm mü ölmedi mi bilmiyoruz. Vesaire. Discord'dan benle beraber bu Mad Max serisini ben izlerken bana eşlik eden For Now adlı kullanıcı şöyle bir şey sormuştu bana özelden. Tow Cutter'ın Towcutter ölme sahnesi filmin son sahnelerinden işte. Biraz saçma dandik değil mi? Dedim ki nasıl yani ne, neden bahsediyorsun? Şöyle bir olay oluyor. Max Tolkater'ın hemen arkasından sürerken arabasını Tolkater motorla kaçarken Max'ten bir anda Tolkater'ın önüne tır çıkıyor. Tolkater tıra çarpıyor ve bir bakıyoruz Max kenara çekmiş arabasını. E Max hemen arkasından gidiyordu. Max'in de çarpması gerekmez mi? Gibi bir soru canlanıyor kafalarda. Şöyle ki olay bence benim kendi açıklamam bu. Tolkater aynı ilk sahnede Night Rider'ın olduğu gibi Max onu kovaladığı için panikliyor ve paniklediği için durmadan arkasını dönüp Max'e bakıyor. Arkasını dönüp Max'e bakarken önünden gelen aracı görmüyor ve ona çarpıyor. Son anda gördüğü için de öyle gözlerinin pörtlediğini düşünebiliriz. Max de bu olay yaşanırken tüm olayların tüm olaylar kontrolü altında olduğu için rahatça kenara çekiyor ya da belki önceden bunu tahmin edip yolunu saptırıyor vesaire. Belki de son anda duruyor. Bilmiyoruz. Ama o şekilde çekmeyi tercih etmişler sahneyi. Çünkü biraz bütçe yetersizlikleri. Aslına bakarsanız ilk filmde. Hatta şöyle küçük bir trivia da vereyim. O çarpan kamyona dikkat ederseniz kamyonun ciddi ciddi kamyonu motosiklete çarptırmıyorlar. Çünkü kamyonun sahibi olan kişi kamyonuna zarar gelmesini istemiyor. Ona verecek o kadar paraları bile yok. Dolayısıyla kamyonun önüne metalden bir panel koyuyorlar ve hatta sahne yandan çekildiğinde belli oluyor. Onu kamyonla aynı şekilde boyuyorlar. Dolayısıyla önden çekildiğinde fark edilmiyor. O metal panele çarpıyor motor. İlginç bir trivia. Neyse dediğim gibi bu Mad ilk filmi böyle epik bir film. Gerek işte düşük bütçeden bir anda dünyanın en çok gelir elde eden filmi olmasıyla post, post apokaliptik görselliği yaratmasıyla diyeceğim ama post apokaliptik görselliği biraz daha ikinci film yaratıyor. İşte bu küçük yani post yavaş yavaş girmesiyle hani yağmalar başlamış küçük küçük çeteler etrafı sarmış polis teşkilatı niyeyse deri ceketler giyiyor ilginç gibi özür olaylarla geçtim ikinci filme. Road Warrior, Road Warrior'a geçmeden önce şöyle bir alıntım var. It takes to be mad in order to survive in this world gibi bir alıntı biliyorum Mad Max'ten. Bu dünyada sağ kalabilmek için deli olmak gerekir diye. Hatta bu alıntıyı da şuradan çok net bir şekilde hatırlıyorum. Bu alıntıyı okuduktan sonra insanlara ben şunu sormuştum. Sizce Mad Max'teki mad sinirli mi yoksa deli mi anlamına geliyor diye. Çoğu insan Mad Max Fury Road'da fury geçtiği için, öfke geçtiği için ya tabii ki sinirli anlamına geliyor. Baksana adam sağa çarpıyor, sola çarpıyor, milleti yumrukluyor. Şey, öfkeli dediler. Fakat aslında deliren dünyada aklı selim kalabilmek için senin de deli olman gerektiğini hmm. vurguluyor biraz. Neyse daha sonradan araştırdım. Instagram'da yaptığımız küçük alıntı yarışmalarında kullanabilmek için bu alıntıyı. Böyle bir alıntı bulamadım. İlginç. Mandela efekt gibi bir şey. Hatta yanımda Baychowski vardı. Late Night Asbihal'den tanıdığınız. Bajowski'ye sordum. Bajowski de dedi ki ben biliyorum bu alıntıyı, bahsettiğin alıntıyı fakat ben de bulamadım dedi. İlginç. Vanished into thin air. Road Warrior. Road Warrior en baştaki sahne demişim. En baştaki sahne açılış sahnesi benim için acayip iyi bir sahne. Bu Max'in aracının havalandırmasından çıkan kamera aracın kapısına da doğru geldiğinde Max'i hızlı giden bir arabada daha sonradan da yolu görüyoruz. Çok harika, çok harika yani mest oldum o açılışla. Daha sonradan işte V8'lerin sonuncusu olan bu araç patlıyor. Filmde çok üzüldüm. Hatırlamıyordum çünkü ben böyle olduğunu. Hani zaten nasıl hatırlayabilirim ki dördüncü filmde de var araç. Zaten oraya da geleceğim birazdan. Patlıyor onunla beraber köpek de ölüyor. İlginç bir noktam var Road Warrior ile ilgili. Benim en sevdiğim Mad Max serisi filmidir. Yani muhtemelen sıralarsam 2-1-4-3 ya da 2-4-1-3 falan yapabilirim. 3'ü <laughs> en sona koyuyoruz. Çoğu kişi 3'ü en sona koyar ve 2'yi başa koyar fakat Fury beraber bu sıra değişti. Çok kişi Fury Road'u başa koymaya başladı. Neyse. Nereye varıyordum? Aa, nereye vardım unuttum. Neyse. Interceptor işte patlıyor. Interceptor patladıktan sonra ha, hatırladım. Şöyle de bir küçük olay var. Film kadrosu ilk başta 20-30 kişiyle, 20-30 karakterle başlarken film kadrosu sonunda 5 kişi falan kalıyor. Dikkatli izleyin. Oradaki Ok atan hanım abla gidiyor. Oradaki, hatırlayacağım ismini. Paga... Pag, Pagalato falan diyeceğim. Sallayacağım. Neydi onun adı? Pannagotti. Aa. Neyse. Bu petrol rafinerisinin sahip olduğu köydeki ya da işte kasabalı halkın başındaki adam. Aa. Pallagato falan herhalde. Neyse. Unutum. Papagallo. Heh. Papagallo. Papagallo onun yanı sıra... E, oradaki başka okçular, filmin en başında kaçmaya çalışan karakterler. Max'in köpeği dahil olmak üzere Humangus, diğer kötü karakterler vesaire Herkes ölüyor. Filmin sonunda 3 tane 4 tane karakter sağ kalıyor. Genç kız, gyrokopteri süren kişi, bir de Max. Hatta belki yaşlı kadın ama ondan da emin değilim. Belki de o e, kötürüm olan mekanik. Neyse benim ilgimi çekti. Yani ilk izlediğimde fark etmediğim bir olay. Bu sefer izlediğimde işte a ne ilginç, hani Kadronun yarısı öldü be vesaire gibi oldum. Neden ikinci film en favori filmim deyince hiç bilmiyorum. O ilk izlediğimde sadece bu araba kovalamaca sahnesi, bu tır giderken bir shotgun fişeğinin, tüfek pompalı tüfek fişeğinin kaputa düşmesi, ona uzanmaya çalışan çocuk, o çocuğu tutmaya çalışan o sol omzunda kancı olan Max, bir yandan önden adamın çıkması vesaire çok etkilemişti beni ilk izlediğimde. İkinci izlediğimde fark etmedim ama daha sonradan tekrar kesitlerine baktım ikinci izlememden sonra da. Kamera açıları çok iyi. Kamera açıları bir kişi koşarak e, arabasına biniyor bu yağmacılardan birisi. Daha sonra yolda giderken onun aracından çıkan kamera uzaktan bir sürü giden, onun peşinde giden aracı çekiyor vesaire. Aslında Mad Max 4'te yani bu Fury Road'da gördüğümüz çoğu kamera açısı 2'de denenmiş gibi. O yüzden muhtemelen Sevmemin sebebi. Bir böyle helikopter çekimleri var çok harika. Bütün ekip, bütün araçlar giderken tepeden çekiliyor kamerayla vesaire vesaire. Çok hoş. Çok hoşuma gitmişti. Geçtim üçüncü filme. Üçüncü filmde bir şeyler yanlış gidiyor. Farkındasınız. O ilk izlediğimde çok çirkin gelmiştir. İkinci izlediğimde aslında epey iyi geldi. Bu antik kabileye gitmesi Max'in. Antik denmez tabi de. Ne deniyor ona? İlkel. Heh. İlkel kabileye varması Max'in ilkel kabileyle tanışması. Bu Tina Turner'ın gelmesi. Tina Turner kim bilmiyorsanız. Üçüncü film ilginç neşeli bir şarkıyla açıldı. Ben dedim ki ya ilk film, ilk iki film bu kadar karamsar bir tonda giderken niye üçüncü film birden böyle neşeli bir müzikle açıldı? Hemen şazamladım müziğin ismine bakayım diye. Müziği Tina Turner yapmış. Sonra o sırada kredit kısmı geçiyordu yani hangi oyuncu neyi oynuyor vesaire diye. Auntie oynayan oyuncu Tina Turner. Yani bir şarkıcıyı oynatıyorlar. Bir yandan da şarkıları ona yaptırıyorlar. Ne kadar ticari amaçla ne kadar doğru ne kadar yanlış veya filmin kötü olmasına ne kadar yol açtı bilmemekle beraber ki ben Tina Turner'ın oyunculuğunu beğeniyorum filmde. Belki de bir şeyler yanlış giderken yani bunun da bir payı vardır. Ee, aynı oyuncu farklı karakter diye not almışım. Bu ikinci filmde gyrokopter sürücüsünü oynayan karakter. Burada bir uçak sürücüsü ve bir noktaya kadar Max'e karşılaşmıyorlar. Max'e karşılaşmadıkları noktada sen diyorsun ki aa bunlar tanışıyorlar ikinci filmden ama henüz karşılaşmadılar. Karşılaştıkları noktada aa dostum ne haber ya gel birbirimize yardım edelim olacak zannediyorsun. Fakat karşılaştıklarını anlıyorsun ki birbirlerini tanımıyorlar. Aa meğerse farklı karaktermiş. İlginç. Hatta bunun aynısını şeyden de bakabilirsiniz. İlk filmin kötü karakteri aynı zamanda Fury Road'un da kötü karakteri. Dediğim gibi pardon yine yanlış cümle kurdum. <laughs> İlk filmin kötü karakterini oynayan oyuncu aynı zamanda Fury Road'un kötü karakterini de oynayan oyuncu. Aynı kişi. Immortan Joe'yu oynayan adam. Aynı zamanda e, Tohka'dır. Beyond the Thunderdome ile alakalı söyleyecek başka. Thunderdome acayip klasikleşmiş, acayip kültleşmiş bir olay. Thunderdome vesaire. E, i̇ki tane şöyle notum var. Hoş not. Bir, açılış sahnesini çok seviyorum. Bu radyasyonlu su meselesini hani Max'in gidip de işte bu su satıcısıyla karşılaşması, su, sat su satıcısının işte suyun var suyun var temiz su gelin alın demesi, onun üzerine Max'in bir anda radyasyonunu ölçmesi ve azıcık radyoaktif serpintiden, fallouttan ne olur ki diye karşılık vermesi o adamın. Bence çok güzel o delirmiş dünyayı açıklayan bir sistem. Hani fallouttik gibi değil, falloutta nasıl bir kasabaya gidersiniz su almaya çalışırsınız da yanında yazar ya şu kadar radyasyonlu diye. Burada öyle değil bak adamlar seni de kandırmaya çalışıyorlar vesaire gibi. Dünya delilleşmiş, dünya çıldırmış. Şöyle bir kahvemden içeyim. Başka, ee, bu filmde bir seçilmişlik, bir destini var. Çünkü bu kabileyle ilkel kabileyle birleştiğinde buluştuğunda Max, ilk başta her ne kadar Max bunlara inanmasa ve bunların saçma olduğunu anlatmaya çalışsa da o kabileye. Bir, kabile Max'in resmini çizmiş. Max'in resmini nasıl çizdiniz, nereden tahmin ettiniz? İki, Max şapkayı attığında bir anda rüzgarı yakalıyor. Şapka ve uçmaya başlıyor. Onun yanı sıra işte bunların uçurtmaları var. Uçak şeklinde, pelikan şeklinde. Onlar da uçmaya başlıyor. Daha sonradan hatta filmin sonunda görüyoruz ki bir uçağa biniyorlar ve uçakla da beraber gidiyorlar. Her ne kadar uçağa Max sürmese de, yani Max kaptan olmasa da Max'in sayesinde uçağa biniyorlar. Çünkü Max kendini feda ediyor gibi. Max'in sayesinde uçabiliyorlar. Dolayısıyla aslında bir seçilmişlik, bir destini var. Zaten Mad Max hikayelerinde Max biraz seçilmiş kişidir. Max'in gözünde izlememizin sebebi odur. İlk filmin afişinde yazan da When the gangs take over the highway, remember he's on your side adlı yani yağmacılar, yağmacılardan bazı çeteler otoyolu ele geçirdiğinde bil ki o sizin tarafınızda adlı afişte zaten aslında Max'in biraz seçilmiş kişi olduğunu, üstün kişi olduğunu vurgulu vurguluyor, vurgular niteliğinde. Neyse başka. Varacağım yer şu. Bu kabilenin tiyatro sahnesi bence sinematik anlamda, sinematografi anlamda her ne kadar sinematografiden sinematografi hakkında çok bilmesem de biraz kendimce, meşrebimce konuşuyor olsam da bu sopa tutup ucunda çerçeve olan sopayı tutan hanım ablanın çekildiği sahne acayip iyi bence. Çünkü o çerçeve bir noktada diyorlar ki o kabile Eskiden şehirler vardı, eskiden video vardı diyorlar. Bir anda çocukların hepsi bir ağızdan video diye seslendiriyor. Videoyu görmemiş insanlar. Fakat bir çerçeve var, duvarda yazılar, sahneler var. O çerçeveyi uzattığı sahneyi size odaklıyor. Siz o sahneye bakıyorsunuz. Bu öncelikle orada oturanlar açısından yani şöyle bir nevi 2-3 saniyede bir kare değişen bir video yapıyorsunuz orada. Çerçeve açısından bakarsanız. Ama ben sadece buna değinmeyeceğim. Bir yandan da bunun filmdeki haline değineceğim. Sopayı tutan hanım abla önce kendisi de kameranın kadrajın içindeyken o sopayı duvara yaklaştırdığında bir kareye yaklaştırdığında sadece biz çerçeveyi görüyoruz. Daha sonradan geri çektiğinde o sopayı aynı şekilde kamera da geri çıkıyor. Yine hanım ablayı hanım ablayla beraber görüyoruz. Daha sonra başka bir çerçeveyi tutuyor. Yine biz sadece çerçeveyi görüyoruz vesaire. Çok güzel bir çekim bence. ...görsellik açısından yani. Daha iyi ne kadar anlatılabilirdi bilmiyorum ama yine de... ...konu itibariyle orası biraz zayıf oluyor. Yani ne oluyor? şöyle bu adam şeye gitmişti. E, Gulag dediğimiz. Ne o? Sürgüne gönderilmişti. Bu adamı bir anda kabileler buldu. Kabileler nereden çıktı? Ne anlatıyorlar bize şu an vesaire gibi derken... ...orada hikayenin temposu düşüyor ve muhtemelen... ...filmin kötü olmasının sebebi de o. Başka. Bir de... Hikayenin en sonunda Auntie neden Max'i öldürmüyor? Çünkü çok güzel bir savunmam var buna. Auntie medeni bir insan. Nasıl yani ne demeye çalışıyorum? Bir noktada Max bu Auntie ile tanıştığında Auntie diyor ki bizim şöyle Master diye bir adamımız var bunu öldürmeni istiyoruz. Max de diyor ki e, bu kadar adamım var emrinde niye sen öldürmüyorsun da bana söylüyorsun bunu? Auntie de diyor ki çünkü o aileden gibi. Max'in o noktada tepkisi çok güzeldi işte. he siz medeniysiniz. Şu anlama geliyor o tepki. Yani adamı asıp kesmiyorsunuz. Burada bir medeniyet kurmuşsunuz. Bir şehir, kasaba oluşturmuşsunuz. Bu kasabada kanunlar, kurallar var. Demeye geliyor. Bu da şuna sebebiyet veriyor. Max bir görev insanı. Yani insanlara yardım etmeye çalışıyor. Ve filmin sonunda Auntie bunu anlayabilecek. Aklı selimlikte. Auntie delilerin ve kaosun hüküm sürdüğü bir dünyada medeniyet getirmeye çalışıyor. Her ne kadar sert kurallarla da olsa dünyanın diyerektirdiğinden. Biraz takım anti gibi oldu. <laughs> Savunmam. Anlatabilmişimdir umarım. Yani bunlar medeni bir ekip. Asalım, hadi keselim vesaire gibi değil. Yani bir politika dönmeye başlamış zamanla o Barter Town'un içinde. Huh, geçtim. Fury Road. Fury Road acayip iyi, acayip mükemmel bir görsel şölen. Bu görsel şölenin ama görsel şölen haline gelmiş olmasında bence en önemli etken filtreler. Resmen yönetmen bize filtrelerin gücünü gösteriyor. Hikayede, bu filmde. Nasıl yani? Şöyle ki ilk iyi, üç filmde Çöller sarıyken, çok tabi olarak şu anda da bir çöle gitseniz, çöl sarıyken. Fury Road'da çöller turuncu. İlginç bir şekilde. Çünkü bu renk tonunu çok daha satüre mi diyeceğim, renklere çekiyor bir anda. Yani o soluk sarılıktansa turuncu bir çöl çok daha ilginç bir hava veriyor. Bütün arabalar paslanmış. Paslı arabaların her biri siyah mat, matın üzerine turuncu paslanmış. İlginç. Daha kızıl paslanabilirdi, daha sarı paslanabilirdi. Yok, hepsi turuncu paslanmış vesaire dikkatli bakın. Bu çok harika bir anlatım tipi. Daha sonradan kum fırtınasında girdiğin, kum fırtınasına girdiğinde arabalar orası da acayip iyi bir sahne. Orada da yine renk şölenini, arabalar patlayınca her taraf kırmızı oluyor ama daha önemli bir nokta var. Şimşek çakması çok dikkatim çekti. Şimşek çaktığı noktada filmde mavi bir flash patlatmamışlar oyuncuların ya da sahnenin yüzüne. Şimşek çaktığında siyah beyaz oluyor ekran. Siyah beyaz bir, bir filtre atıyorlar ekrana. Şimşeğin çaktığı bir saniyede ya da atıyorum yarım saniyede siz siyah beyaz izliyorsunuz. Bu yani o kadar iyi o kadar iyi kullanılmış ki bu filtreler. Daha varacağım şuraya varacağım. Sabahlar gündüzler turuncuyken geceler mavi. Geceler siyah değil geceler kara değil geceler mavi. Bu da yine stilistik artistik bir filtre kullanımı. Ve mavi gecede bir noktada kızıl Saçlı hanımımız ile kızıl saçlı damızlık hanımımız ile bu e, Warboy adını hatırlayamadım şu an. Blackfinger olan Warboy yan yana sarılmış bir ateşin yanında oturuyorlarken mavi gecede. Onlar renkli. Geri kalan her şey mavi. Mavi filtreyle. Filtrenin kötü kullanımını örnekleyeceğim şimdi. Ben Viking dizisini izleyemedim arkadaşlar. İzleyemememin sebebi de şu. Dizinin yönetmeninin ya da artık kim yapıyorsa onu kuzeyde geçiyor diye yüzünüze böyle deli gibi mavi filtre fırlatması. Yahu buz yok, kar yok, buzul yok, deniz yok. Siz inatla bunlar kuzeyli, bunlar viking diye mavi fırlatmışsınız. İnsanların gözleri maviymiş, daha da mavi olmuş. İnsanların saçları sarıymış, mavi olmuş. Çimenler yeşilmiş, mavi olmuş. Her şey mavi. Bir yerden sonra bunaldım, izleyemez hale geldim. Ve bıraktım. İlk sezonda mı, ikinci sezonda mı ne? Öyle yanlış bir filtre kullanımı varken bir yandan bu kadar iyi bir filtre kullanımı olması acayip mesdetti beni. Çünkü bu şuraya varıyor. Yani basit telefonlarınızda hani bir aralar uygulamalar çok fazla çıkmıştı ya öyle ya da Instagram'da insanlar bir fotoğraf çektiğinde Instagram filtrelerinden böyle geçip geçip rengi renk ayarlarını değiştiriyordu. Yani onlar bile en basit filtreler fakat işte en basit filtreler çok başarılı bir adamın eline geçtiğinde, çok yetenekli bir adamın eline geçtiğinde ne kadar iyi bir iş ortaya çıkıyor. Resmen bunun örneği Mad Max Fury Road. Uf, huh. bir yandan Mad Max Fury Road bu kadar iyi bir filmken, bu kadar stilistik, artistik bir filmken bir yandan da 2015'te çıkması nedeniyle eski Fury Road'lar, eski Fury Road'lardan diyorum. Eski Mad Maxlardan uzaklaşmış yeni dönem filmiyken bir yandan da Mad Max olduğunu unutmamış. Nasıl yani? Bir sahne var. Double Barrel dediğimiz işte bu çifte ...tüfeği, çifte tüfeği kullanıyor. Çifte deniyor onlara. Çift namlulu şatkanlara. Çifte denir Türkçemizde. Elinde çifteyle friyosanın üzerine geliyor Max. Ve blöf yapıyor. Aslında kurşunları çalışmıyorken kurşunları çalışıyormuş gibi yapıyor. Bunun aynısını ikinci filmde de görüyoruz. İkinci filmin ilk sahnesinde bu jayrokopter süren... ...adama şatkan çekip de o çifteyi çekip de... ...ona istediklerini yaptırması... ...daha sonradan da o tüfeğin aslında... ...içinin boş çıkması aynı blöf bir yandan bak Max aynı Max, Mad Max aynı Mad Max. Olaylar yine aynı devam ediyor. Yavarıyor iş. Başka ne not almışım? İyi bir olay daha var. İkinci filmde yine bir bu Mohawk, kırmızı Mohawk saçlı kötü karakter iyi bir karaktere kafa atıyor. Kafa attığı anda ekrana sarı bir ışık verilmiş. Birkaç frame, beş frame belki, üç frame sarı bir ışık çıkıyor. Bu ışık şu. Star Wars izlediyseniz ışın kılıçları çarpıştırıldığında da bu sarı ışık çıkar eski filmlerinde. Mad Max'te de hani bir impact hissi yaratıyor izleyicide. S sanki siz gözünüzü kırpmışsınız gibi hissediyorsunuz. Küçük bir birkaç frame'i aynı renge boyayınca. Bu ikinci filmde kullanıldığı gibi dördüncü filmde de bir sahnede var. Bir sahnede e hangi sahne tam emin olamamakla beraber hatırlamamakla beraber yanılmıyorsam Rictus karakteri Max'e kafa attığında orada da bir sarı ışık verilip geri çekiliyor. Yani bakın Mad Max hala, hala, aynı Mad Max. O Mad Max enstantanelerini koruması çok hoşuma gitti. Bir tane daha öyle örneğim vardı. Pörtlemiş göz. Yönetmenin pörtlemiş göz fetişi. Her filmde var. Her filmde. istisnasız her filmde var. Zaten dördüncü filmde de en çok gördüğümüz bu şeyin gözüyken Immortan Joe'nun pörtlemiş gözüyken hani adamın normal makyajı bile öyle yapılmış. Bir de Max'in tırdayken kabus görüp uyandığı sahnede de var. Bir anda ekrana pörtlemiş göz çıkıyor. Dediğim gibi pörtlemiş göz, çifte namlulu silah blöfü ve bu sarı patlama efekti. Yani hala biz Mad Max'i izliyoruz fakat zamane koşullarında çekilmiş ve çok güzel olmuş. Bir de şöyle bir olay var onu da hatırlayayım. Hatırlayayım hatırlatayım. İkinci filmde benim zamanında gözüme çok çarpan bir olay olmuştu bu bazı sahneleri gerek dublörlere gerek oyunculara zarar vermemek için yavaş giderken arabalar çekip daha sonradan montajda hızlandırabiliyorlar. Bu da fizik kurallarına aykırı görseller çıkarabiliyor. Nasıl yani arabalar böyle düz giderken bir anda keskin bir şekilde sola ya da sağa dönebiliyor. Siz diyorsunuz ki ya normalde öyle bir hızda o araba dönemez. Takla atar vesaire. Fakat dönüyor. Nasıl? Çünkü görüntü hızlandırılmış. Ve gözünüze çarpıyor. İkinci ve üçüncü filmde bu gözünüze çarparken, üçüncü filmde yok galiba çok. Dördüncü filmde ilk izlediğimde Fury Road'da gözüme çarpmamıştı. Lakin bu sefer tekrar izlediğimde fark ettim ki dördüncü filmde de var. Yani bu bile aslında biraz aynı. Ve o hızlandırmaları şeyi fark ettim. Sanki gerçekçiliğe yaklaştırmaktan çok biraz daha stilistik, artistik kullanıyor galiba George Miller. Kastiği kullanıyor. Yani onları yapmadan da yine hızlı gitme hissini verebilir izleyiciye. Ama sanki isteyerek yapıyor gibi. Başka? Most Gang Included Mad Max film demişim. İlk defa bir Mad Max filminde bu sürü halinde araçlar giderken çok kalabalık bir sürü görüyoruz. Üç tane war party yani savaş partisi, savaş ekibi geliyor ana karakterlerimizin peşinden. Bir de ana karakterler var zaten. Dolayısıyla 4 partinin savaşını görüyoruz. Şu ana kadarki filmlerde hep iki iki oluyor bu partiler. Uh, yoruldum. Çok güzel bir film ya. Bakayım galiba galiba son teorime geldim. Son teorimi de açıklayayım. Benim teorim değil bu arada. Son internetten okuduğum, araştırdığım teoriyi de açıklayayım ve videoyu bitirelim. Şöyle ki Mad Max Max Raktanski acaba ölümsüz mü? diye bir soru var insanların kafalarında. Çünkü yıllarca bu adam yaşamış. Kaosun ...yavaş yavaş yükselmeye başladığı dönemi görmüş. Kaos'un ikinci filmde ve dördüncü filmde... peak yaptığı noktayı görmüş. Üçüncü filmde... ...hatta yine üçüncü film ve dördüncü filmde... ...Kaos'un yavaş yavaş medeniyete dönüştüğü noktaları da görmüş. Dördüncü filmde medeniyet nerede derseniz... ...bir tane guest town var... ...bir tane bullet farm var... ...bir tane de e, su şehri var. Adını artık ne deniyorsa Immortan Joe'nun yönettiği. Immortan Joe'da... ...kaynak olarak su var. Bullet farm'da mermiler var. Guest town'daysa tabii olarak gasoline yani benzin var. Bu üçü kendi aralarında takas yaparak bir ülke kurmuşlar bir nevi ve yabancıları sevmiyorlar. Bu takas yöntemi ve sende bu var. Hani ben senden bunu alayım, sana şunu vereyim ki birbirimizi kollayalım mantığı. Aslında biraz daha medeniyete kayış. Çünkü medeniyetlerin biraz kuruluşunu biliyorsanız kuruluş sürecini. Şöyle ki şöyle oluyor. Ya ben de bildiğimi iddia etmeyeceğim de yani. Üzerine biraz kafayı dolarsanız anlayabileceğiniz bir şey. İlk başta ilkel insanlar da böyle bir kaos içindeydi. Yani a birini gördüm öldür ye tarzındaydı. Daha sonradan o neye dönüyor? Ya öldürmek yerine sende bu var, bende bu var. Biz bunları takaslayalım. He şunda da şu varmış takaslayalım vesaire. Herkes birbirinin işine yaramaya başlıyor. Toplumlar, hükümetler böyle kuruluyor. Dolayısıyla biz hükümetlerin çöküşünü, toplumun çöküşünü görüyoruz önce. Daha sonradan bu çökme halinin en kaos kaosa varmış halini, daha sonradan da bu kaostan tekrardan toplanma halini. Aynı şehitlik diyeceğim. Şahitlik ediyoruz. Huh yoruldum. Bu Interceptor'ın hem ikinci hem dördüncü filmde olması biraz Mad Max'in episodik tarzda ilerleyişini gösteriyor aslında. Nasıl yani? Bir karakterimiz var. Bunun V8 aracı var. Bu karakter survive etmeyi biliyor. Bu karakter çevik bir karakter bu karakterin başından geçen maceralar. Siz bu şekilde 8-10 tane bile Mad Max çekersiniz. Yani biraz zamansız, kronolojik bir sırası yok. Belki de 4. film 2. filmden önce geliyor, geçiyor. Belki de 4. film 3. filmden önce geçiyor gibi. Huh. Umarım anlatabilmişimdir. İzleyen yahut dinleyen herkese teşekkürler.